İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamalarıyla yeniden gündeme geldi. Ne gündeme gelen? Ayasofya'nın ibadete açılması. Ama yargının gündeminde. Şimdi Danıştay da Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1936 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle davayı gündemine aldı. Bir tarih var. O tarih 2 Temmuz. Yüksek Mahkeme davayı 2 Temmuz'da karara bağlayacak. Fevzi Çakır'ın özel haberi. İzleyelim haberi, daha sonra biraz anlamlandırmasını isteyelim. Tarihçi yazar İlber Ortaylı ile konuşalım. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ayasofya, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde bu görüntülerle gündeme geldi. İbadete açılsın talepleri yeniden yükseldi. Danıştay, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararının iptali davasını gündeme aldı. 360 yılında inşa edilen, daha sonra çeşitli doğa olayları nedeniyle yıkılması üzerine birçok kez yeniden yapılan Ayasofya, 1453'te İstanbul'un fethedilmesinin ardından camiye dönüştürüldü. Cami, 1931'de ibadete kapatıldı. 24 Kasım 1936 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla da bu kez müze olarak yeniden açıldı. O tarihten beri de Ayasofya hep gündemde kaldı. Müzeye dönüştürme kararının iptali istemiyle açılan tüm davalar reddedildi. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği 2016'da Danıştay'da yeni bir dava açtı. Dava dilekçesinde Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1936 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istendi. Dava dilekçesini inceleyen Danıştay 10. Dairesi önemli bir karar aldı. Söz konusu iptal istemini görüşmek için 2 Temmuz'a duruşma koydu. Davaya ilişkin Danıştay Savcısının görüşü de daireye ulaştı. Danıştay Savcısı görüşünde, Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasının idarenin takdir yetkisinde olduğunu ve dönüştürme işleminde hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Davanın reddine karar verilmesini istedi. Ancak bu görüşün daire için bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Sultan Muhammed Fatih Han Hazretlerinin ruhu için. Danıştay 10. Dairesi 2 Temmuz'da yapılacak duruşmada müzeye dönüştürmeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bularak iptal ederse, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması gündeme gelecek. Söz konusu derneğin 2005 yılında açtığı dava, Danıştay tarafından reddedilmişti. Ancak davaya bakan Danıştay 10. Dairesi, geçen yıl 1945 yılında Ayasofya gibi müzeye dönüştürülen İstanbul'daki Kariye Camii ile ilgili olarak önemli bir karara imza atmıştı. Daire, Kariye'nin müzeye dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Şimdi konuşalım bu konuyu tarihçi yazar İlber Ortaylı telefon hattımızda. İlber Hoca ile konuştuktan sonra da Türk Tarih Kurumu eski başkanı ve siyasetçi profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu ile de konuşacağız. Ama önce İlber Ortaylı diyelim. Hocam merhaba. Buyurun, iyi merhaba. Hoş geldiniz gün ortasına. Şimdi 24 Kasım. Hoş bulduk. Sağ olun. Kariye Camii değil o Kariye. Kariye. Şöyle direkt. Kariye efendim. Ah, Elif uzatacaksınız. Kariye. Tamam, düzeltelim onu. Kariye olmadı. Evet, telaffuz bu. Tamam, düzeltelim onu. Evet. Şimdi eski hocam. Eski adı Kora'dır. Tesadüfen yakın telaffuzlu oluyor. Kariye. Kariye. Cami. Evet. Surların içinde fakat boş mıntıkalardır bunlar. Pek meskun değillerdi. Hatta bizim çocukluğumuzda bile öyleydi. Manastırın ve kilisenin adı o zaman da öyle Kora köy gibi. Sonra da devam etmiş yani. Mana aynıdır. Bu da biliyorsunuz dönüştürülen camilerdendir. Trabzon'da öyleydi. Bunlar müzeye dönüştürülmüştür. Yani bunlar eski katedral yahut kiliseler. Kariye böyle değildi. Trabzon şehir katedraliydi. Fethiye Camii olarak. Sonradan müzeye çevrilmişti. Müzeden tekrar yakın zamanda çevrildi. Şimdi iş Ayasofya'ya geldi. Evet, gündemde Ayasofya. 1934 Kasım tarihli kararla Bakanlar Kurulu kararıdır. Reisi Cumhurumuz da oradadır. Aksine ileri sürülen delillerin mesnedi yoktur.
Reisi Cumhur Hazretlerinin gıyabında, yani Atatürk'ün gıyabında bilinmeyen, onun bilmediği bir karar alınma değildir. Evvela açık karar alınmıştır. Bunu söyleyelim. Bu müzeye çevrilmiştir. Müze olarak kullanımı şüphesiz ki Fethiye Camii statüsündedir. Yani bu bina şehrin ve aslında bütün Hristiyan dünyasının en muhteşem binasıdır o tarihte. Daha büyüğü yoktur. Daha büyük bir kubbe de yoktur o tarzda. Çünkü bu kubbe merkezi bir kubbedir. Çok kemerler ve sütunlar üzerinde durmaktadır. Roma mimarisinin son dönemdeki atılımıdır. Yani sanat tarihi açısından bu Roma mimarisine ait bir şeydir. Çünkü Romalılar kubbeyi çok geliştiren bir mimari tarzı oldukları için. Ayasofya'dan evvelki kubbelerin Sasaniler falan olduğu gibi bazı yayınlar var. Bunlar bilmiyorlar bu işi. Çünkü en geniş kubbe Elan Pantheon'dur Roma'daki. Eski Roma eseridir. Bu merkezi bir kubbedir. Kemerler üzerinde yapılmıştır. Bunun son restorasyonu da Mimar Sinan Hazretleri'nindir. Büyük bir mühendislik eseridir, katkısıdır ayakta kalmasını sağlamak. Kendi de iftihar eder o eseriyle, yani o restorasyonuyla. Biliyorsunuz yana isnat şeyleri kurmuştur, destekler. Bu eser 900 sene kadar Hristiyanlığın büyük mabedi olarak bütün milletlerin hasretini çekmiştir. Arada Katolikler burayı biliyorsunuz istila ettiler. 1204'te rezil ettiler binayı, soydular. Sonra Bizans geri alınca, yani Doğu Roma İmparatorluğu paleologlar sayesinde son hanedan devrinde tekrardan devam etti kiliseliğine. 1453'te fetih gereği Fethiye Camii olarak adı değiştirilmeden, çünkü Fatih Sultan Mehmet Han bir azizi ifade eden bir isim değil bu Ayasofya İlahi Hikmet. Aynen bunu muhafaza ederek vakfı da böyle kurmuştur. Müslüman mabedine çevrilmiştir. İslamiyet'in bir numaralı camiidir. Ve o halde 500 sene kadar devam etmiştir. Hemen hemen 480 sene. 34'te bu müzeye çevrilmiştir. Müzeye çevrilişinde hiç şüphesiz ki beynelmilel bir tartışmanın da etkisi vardır. Bu tartışma bugün de sürüyor. Bazı kendini bilmez Hristiyan çevreler bunu kilise olarak kullanmak, burada ayin yapmak istiyorlar. Buna ancak gülünür. Böyle kimselere hiçbir şekilde yüz verilemez. Ama bunun müze kararını Cumhuriyet Hükümetimiz ve ilk Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Mareşalı başkanlığındaki bir heyet karar vermiştir. Bu böyle olacaktır. Uygunu bunun budur. Burada bir takım törenlere, bir takım gösterilere lüzum yoktur. Kaldı ki caminin bir bölümünde de namaz vakitlerinde de ezan okunuyor. Cuma namazı da kılınıyor. Bu kadar. İlla büyük sahraya girmenin, büyük alana girmenin dışında. Buna itaat etmek zorundayız. Bizim kararımızdır. Bizim devletimizin kararıdır. Çocuk oyuncağı değildir. Politik aracı yapılmasını doğru bulmuyorum. Tehlikelidir. Yani bunu karşılayacak bir gücünüzün olması lazımdır. Bu varsa bile böyle sık sık lüzumlu lüzumsuz kullanılmaz. Müzeciler ve tarihçiler olarak buna dikkat etmeliyiz. Ve lütfen kararın üzerinde şüphe varmışçasına bir takım beyanlarda kimse bulunmasın. Hiç öyle bir tarihçilik üstadlığına girişmesin kimse, doğru değildir. Çünkü bu kadar açık. Efendim bunun örneği dünyada var mı? Yok. Kurtuba Camii'ni çevirdiler kiliseye. Ortasına bir de katedral inşa ettiler. Berbat bir şey.
Sağlıkenin kendi bile beğenmemiştir biliyorsunuz. Ve bütün yapısını bozdular. Bugün bile hala kilise olarak devam ediliyor. Taciz ediyorlar gelenleri. Mesela durup bakamıyorsun ama biz onlara uymak zorunda değiliz. Biz İspanyol değiliz. Biz bir dünya devletiyiz gerçekten. Bizim fütuhatımızda da her zaman bir ölçü olmuştur. Bir saygı olmuştur başkalarına karşı. Kendimizi Batı Avrupa'daki bağnaz insanlarla, bağnaz kitlelerle bir ayarda tutarak yapamayız. Yani bu çok açık bir şey. Hareket edemeyiz. Onu söylemek istiyorum. Peki. Şu şöyle. Bu böyledir. Evet. Cumhuriyet hükümetinin 1934'teki kararına itaat etmek zorundayız. Durumlar değişir. Başka çirkin olaylar meydana gelirse hiç tasavvur etmiyorum. Hiç de temenni etmiyorum. O zaman iş değişir. Efendi biziz. Sahip biziz. Kimse bizi fazla zorlayamaz. Ama biz de güne uyalım. Burada bazı hareketleri yaptığımız takdirde bugün dünya değişti. Dünyanın bütün metropollerinde, bütün ülkelerinde Müslüman cemaatleri yaşıyor. Camilerimiz yapılıyor. Bir takım yerlerde tarihte bizim olan camiler yabancı hükümetlerin elindedir. Bunun mukabiline geçtikleri zaman, mukabeleyi bir misil yaptıkları zaman ne yapacağız? Bunu düşünebiliyor muyuz? Bunu da lütfen hesaba alalım ve ona göre konuşalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ama bunun hesabı alınmış mıdır? Bunun hesabı yapılmış mıdır ki yapılıyordur diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması. Açıklamasında duymadım yani ve böyle bir şeyin hesabı alındığını bilmiyorum. Biz hesap yapmak zorundayız. Yalnız Cumhurbaşkanımız bir ara bu mesele sorulduğu zaman, bugünlerde değil, hatırlayacaksınız. Daha önce. Bir sene evvel, tabii. Evet, bu benim son dediğim mazereti ileri sürdü. Bu çok doğru bir şey. Yani dedi, dünyanın her yerinde Müslüman cemaatler var. Darül Harp dediğimiz eskiden mıntıkalarda her yerde camiler yapılıyor. Onu bırakınız, bir sürü yerlerde kendi camilerimiz var. İşte Kazan'daki Süyünbike Mescidi. Kırım'daki Bahçesaray, Han Sarayı, daha başka camiler var. Yani bunlar hepsi artık Rusya toprağı mesela. Efendime söyleyeyim, İspanya'da işte kavga olacak bir konu var. Bir Hindistan'da mesela bir takım mühim eserler var. Yani İslam ve Türk tarihi için çok önemli. Bizanaleyh bunu hesaba katarak cevap verdi kendisi, reisi cumhurun. Ben bunu doğru buluyorum. O konuda da düşünmemiz lazım. Bu kadar ve söyleyeceğim. Böyle siyasi kaosa yol açabilir dünya genelinde diyorsunuz. Şimdi hiç lüzum yok efendim. Allah durumlar değişir şey olursa efendi biziz zaten. Sahibiz. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. İlber Ortaylı, tarihçi. İlber Hoca net bu konuda açıklamasında yaptı. Çok net bir şekilde. Bakanlar Kurulu ne karar verir, ne karar vermez bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2 yıl önce yaptığı açıklama önemliydi. Ama biz daha önce verilen karara bir şekilde aslında uymalıyız. Çünkü bizim de camilerimiz var belli. Ben Yusuf Hoca'yı da göreyim bu arada. Bizim de camilerimiz var belli ülkelerde. O camiler de aynı zamanda işte belli ülkelerde ve belli yetkiler kapsamında. O yüzden bir sıkıntı olur dedi. Yani bu haliyle kalması taraftarı. Zaten bizimdir, bizdedir. Neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizi de çok zora düşürürlerse o zaman durum değişebilir dedi. Ama İlber Ortaylı net. Ama bu kadar tartışılıyor. Bu Ayasofya meselesi siyasete de bir şekilde alet edilmemeli dedi. Ama 70-80 yıldır bu siyasi bir mesele olarak da üst başlık olarak duruyor. Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu eski başkanı. Hocam özlemiştik sizi. En son bir Enine Boyuna programında birlikte olduk. Uzun uzadıya konuşmuştuk. Evet. Şimdi biraz isterseniz konuşalım. Bu Ayasofya meselesi önemli. Siz geçmişte özellikle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için kanun teklif vermiştiniz. İki defa. İlber Hoca'yı da dinledik. İlber Hoca da net bu konuda. Ne oldu akıbet? Böyle başlayalım mı? Valla İlber Hoca'yla aynı fikirde değilim ben. Değilsiniz elbette. Biliyorum. Evet. Biliyorum sizin bu konudaki düşüncenizi hepimiz biliyoruz.
Bakın eğer o mantıkla gidecek olursak, Türkiye'de o kadar çok kilise var ki hepsi açık ibadete, hatta cemaati olmadığı halde açık olan bir sürü kilise var ve hepsinde de biz izin veririz, çanları da çalar. Yani ibadete çağrı için çanlar çalınır. Ama Avrupa'daki hiçbir camide minaresi de vardır ama ezan okutulmaz. Şimdi aradaki farkı göz önüne alın. Diğer taraftan Lozan'a aykırı olmak üzere, bu son dönemlerde birkaç yere de metropolit atandı. Mesela Bursa'ya, Kütahya'ya, Isparta'ya, İzmir'e, Trabzon'a metropolit atandı. Lozan'a aykırı olmasına rağmen. Şimdi biz bunları yaparken bir Atina'daki Fethiye Camii'ni cami olarak açmaya bile, o kadar da çok Müslüman olduğu halde hiç öyle bir girişimde bulunmuyor Yunanistan. Şimdi kaldı ki Ayasofya meselesine gelince iş, yani orada Müslümanlar var, burada bilmem ne. Tamam da kusura bakmasın kimse, buradaki Hristiyanlar da istedikleri zaman istedikleri şekilde ibadetlerini yapıyorlar. Hem de dediğim gibi kilisede çan çalarak. Peki Almanya'da o kadar camimiz var, Fransa'da var. Hangisinde ezan okunuyor bana söyler misiniz? Bir tanesinde bile okunmuyor. Bu çifte standardı ortadan kaldırsınlar o zaman. Madem Ayasofya açılmayacaksa Avrupa'daki camilerden de ezan okutulmasına müsaade etsinler bizim ettiğimiz gibi. Çünkü biz hoşgörülü bir milletiz sonuç olarak. Şimdi Ayasofya'ya gelince. İlber Hoca ama şöyle bir şey söyledi, onu söyleyeyim, en azından size dinlemişsinizdir. Ayasofya'nın anlamı, yani temsil ettiği anlam dünya genelinde çok daha başka dedi. Siyasi kaotik bir duruma sürüklenebilir. Yani hani bu bir taraftan da güç meselesidir dedi. Yani hani o kaotik meselenin böyle bir hal almasına da hiç gerek yok. Yani o yüzden bu haliyle kalması gerekir dedi. Öyle söyledi. Ama 1935'e kadar hiçbir problem olmamıştı. Hiçbir dünya devleti neden bunu cami olarak devam ettiriyorsunuz demedi. 1934'ten sonra Bizanslı bir şeyin, şahsın gelip burada bahçesinde düzenlemeler yapması ve Bizanslarla ilgili eserleri ortaya çıkarması ile başlayan bir süreçtir bu. O zamana kadar neden hiç kimse karşı çıkmıyordu? Yunanistan dahil olmak üzere Venizelos ve Atatürk arasında gayet samimi ilişkiler vardı. O zaman da herhangi bir başvuruda söz konusu olmamıştı. Niye kaosa sebep olacak? Yani Ayasofya eğer ibadete açılırsa neyi değişecek? Bugün cami olarak duruyor. Hiçbir kararnameyle de camilikten çıkarılmadı. Müze de yapılmadı. Sahte kararnamelerle müze yapılmasını kimse kusura bakmasın. Tarihçiler böyle bir araştırma yapamaz diyor İlber Hoca ama tam tersine atılmış sahte imzaların hangi tarihte atıldıkları her şey belli. Şimdi şöyle düşünün. Bakın ben size sadece bu kararnamenin örneğini göstereyim yanımda. Şimdi en basitinden şu işe dikkat edin. Şu birinci sayfası kararnamenin. Bakın şurada ne yazıyor? Burada yazan metni şey yapalım. Tamam öyle tutun Yusuf Hocam, Kaan sen tam öyle onu. Öyle değil ama. Bu şekilde. Yok. Orayı hocam, tutmayacağım. Tam şu köşeyi tutacağım. Hocam siz yüzünüzün önüne getirin. Tamam. Getirin tam yapayım. Yüzünüzün önüne. Kaan sen onu organize et. Evet. Tamam. Görüyoruz. Orayı büyütsünler. Evet. Şurayı büyütsünler. Tamam. Yani şurayı tam büyütsünler. Yüzünüzün önüne getirin. Kameranın önüne tutun hocam. Onu net görelim. Arkadaşlar biraz daha. Tamam. Anlaşılıyor. Evet. Bakın ne yazıyor orada? Kanunlar, kararlar genel müdürlüğü yazıyor değil tamam, mi? Tamam biraz daha bu tarafa. Bu birinci sayfası. Peki niye ikinci sayfasında aynı mühür yer almıyor? Yani ne demek istiyorsunuz o zaman? Bakın. Bu sonradan sahte olarak hazırlanmış bir metinden bahsediyorum size. Daha önce de böyle bir açıklamanız olmuştu sizin zaten. Evet ama şimdi açık açık söylüyorum. Şimdi söyleyin. Her iki sayfası madem kanunlar kararnamelerden çıkan metindir. Öyleyse niye iki sayfanın ikisinin üstünde farklı mühürler var? Birisi dediğim gibi kanunlar kararnameler. Taksim 1589 yazıyor. İkinci sayfasında niye muamelat müdürlüğü yazıyor? Olur mu böyle bir şey? O zaman sahte diyorsunuz. Sahtelik yapılmış burada.
Ama bakın diyorsunuz. Söylememe gerek yok. Zaten muamelat genel müdürlüğü yazıyor ikinci sayfasında. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Şimdi tabii ona gelinceye kadar Ziya Temiz Ziya'nın anlattıkları var bununla ilgili. Şükrü Kaya ile görüşmeleri var. Şükrü Saraçoğlu ile 1945'te savaş sonrasında başbakan oluyor biliyorsunuz hükümet değişikliğinde. Bunun basın toplantısında kendisine ibadet açılıp açılmayacağı soruluyor. Diyor elbette açacağız içindeki düzenlemeler yaptıktan sonra diyor. Nitekim o içerideki bir takım tablolar vesaireler yerlerine yerleştiriliyor. 1949 yılında halkın verdiği parayla devlet tarafından tahsisat ayrılmadığı için. Şimdi yani ibadethaneyken hangi akıl bunu durdurdu? Ben şunu söyleyeyim size. Ben bu kanun teklifini verdiğimde 2013'de ilk kanun teklifini verdiğimde bakın komisyona getirilmedi bu. Fakat beni kanun teklifini verdikten 3 gün sonra bir Hristiyan vatandaş aradı. Kim olduğunu bilmiyorum. Sadece ismini söyledi bana. Ama Vatikan ve Patrikhane adına aradığını söyledi. Eğer bu kanun teklifini çekersem önüm açacaklarını söylediler. Kanun teklifini çekerse? Çekersem önümü açacaklarını söylediler. Önümüzü açacaklarını söylediler. Ya evet, bunu bizzat kendim yaşadığım için söylüyorum. Bakın burada açıklıyorum. Şimdi bunu kimin önünü açmaya kalkıştılar öyleyse müze yapılırken? Kimin emriyle veya kimin isteğiyle yapıldı? Kimin? Şimdi kaldı ki... Kimin? Kimin olduğunu bilmiyorum işte. Kiminse Atatürk'ün imzasını bakın. Bu Atatürk'ün imzası. Tekrar bunu da tutayım şöyle. Görünüyor net. Evet görünüyor. Şimdi görünüyor. Atatürk, evet. Şimdi evet. Görünüyor. Tabii Atatürk'ün şimdi görünüyor. Atatürk'ün imzası görünüyor. Bakın köşeli A ile yazılmış. Ama ne zaman biliyor musunuz? Atatürk soyadı kanunu çıkmadan önce. Soyadı kanunu çıkmadan önce Atatürk'ün attığı imza başka. Yani şimdi bunları göz önüne almak zorundasınız. Evet. Şimdi hocam şöyle de bir şey var. Bu tartışma çok güncel ya. Tartışma aslında 70-80 yıldır yapılsa da güncelliğini hep koruyor, hep koruyacak taze. Çok hassas bir konu. Mevzu biraz da galiba şuradan kaynaklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da daha önce açıklaması olmuştu. Bu Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması mevzusu hep sorulur. Her dönem, belki her sene evet. Bir şekilde gündeme gelir. Sayın Cumhurbaşkanı da çok iddialı yaklaşarak dedi ki ya yani şimdi hani bir durun. Bir duralım. Diğer camileri bir sanki dolduruyorsunuz. İşte karşısında Sultanahmet Camii var. Onu da çok dolduruyorlar da vatandaşlarımız demişti. Ayasofya'da zaten şimdi ezan okunuyor. Ne olduğunu biliyoruz o İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'nın da. En azından bizim olduğunu, bizim topraklarımızda olduğunu onu biliyoruz. Fakat hani bir duralım demişti. Cumhurbaşkanı biraz böyle iddialı yaklaşmıştı. Şimdi bugünden sonra 2 Temmuz'da nasıl bir karar verilir onu bilmiyoruz. Ama daha karar verilmeden bu tartışma gündeme geldiği an itibariyle bazı olumsuz şeylerle karşılaşmadık değil. İşte bugün verdik haberini. Güney Kıbrıs'ta Köprülü Camii'nin avlusuna yapılan İslam karşı saldırının ardından Tuzla Camii'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. Hani bu tip şeyler de olabilir. İlber Hoca'nın da dediği yurt dışında da o kadar çok camimiz var ki işte oradan bakıldığında da böyle bir kaotik ortam olabilir diye. Sanırım biraz kaygı bu yönde. Ama şimdi İşin Cumhurbaşkanı siyasi... evet, evet. Ayasofya'nın yanındayken önce Sultanahmet'i doldurun dedi evet. Ama Ayasofya orada dururken Sultanahmet neden onun yanına yapıldı? Ayasofya dolmuş muydu? Ayasofya'nın özel bir konumu vardır. Evet, o özel fethin... Fethin sembolüdür o. Tabii. Yani biliyorsunuz Ayasofya'nın ilk yapıldığı tarihler ta 300'lü yıllar, milattan sonra 300'lü yıllara dayanıyor. Ve bu 300'lü yıllarda ahşap olarak yapılıyor. Birkaç kere yapılıp 570'lerde bir daha yapılıyor, tekrar yakılıyor. En son biliyorsunuz yağmalandığı tarih 2004 4. Haçlı Seferleri sırasında Latinlerin işgaliyle yağmalanıyor. 1261'de tekrar kurtulduktan sonra tekrar bir düzenleme yapılıyor. Fakat İstanbul'un fethi sırasında zaten kubbesi çökmüş bir tarafı harap halde. Bunu da o tarihteki Dukas dahil hepsi anlatıyor. Bugünkü haline getiren Türkler yani aslında kiliselikten artık tamamen neredeyse çıkmış bir niteliği var. İkincisi
kimse ziyaret etmesin demiyor ki. İçinde namaz kılınırsa, hiç olmazsa can bulur bina. İçinde insan yaşadığı zaman binalar can buluyor. Dolayısıyla açılsın, yine müze olarak insanlar gezsin. Sultanahmet'i nasıl geziyorlarsa orayı da gezebilirler. Kaldı ki Almanya'da, diğer ülkelerde kaç tane cami kundaklandı bugüne kadar? Yani o devletlerin kendi acizliği sebebiyle bizim böyle bir Fatih'in de bedduasını ettiği bir camiyi ibadetten yoksun mu bırakmamız gerekiyor? Kimse kusura bakmasın. Şu şunu mu yapar, bu bunu mu yapar diye. Bu eğer böyle bir kafayla giderseniz zaten o zaman bağımsız bir devlet olduğunuz anlamı da ortadan kalkar. Şimdi ama ben hükümetin de bunu zaten açmak niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi 2013'te, 2015'te iki kere ben ibadete açılması konusunda teklif verdim. Çünkü cami yapılsın demedim. Zira camiydi zaten. Dolayısıyla ikisinde de komisyona gelmedi. Meclis Genel Kurulu'nda dedim ki oraya getirin doğrudan dedim. 45 gün geçtikten sonra başvurabiliyoruz. 5 dakikalık konuşma süresi verilip genel kurulda oylanıyordu. Ama oraya da getirilmedi. O zaman siz şimdi, Danıştay'dan da böyle bir Danıştay'dan da bu lehte bir karar çıkacağını düşünmüyorsunuz. Yani gözler Danıştay'da çünkü şundan dolayı. Eğer Ayasofya, eğer siz şundan korkuyorsanız, yurt dışından ne derler diye korkuyorsanız, ikincisi bu kararnamenin gerçek olduğunu onaylamış oluyorsanız tabii ki bu kararı vereceksiniz. Ama bu kararname gerçekten yok. Bakın nerede çıkıyor ilk defa bu kararname? Ben bunu kanunlar kararnameleri sordum. Olumsuz yanıt aldım. Yok böyle bir kararname dediler. Halbuki 24 Anayasası Cumhurbaşkanı'nca imzalandıktan sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer diyor. Peki Cumhurbaşkanı'nın imzası sahteyse, ki ben 1945'ten sonra atıldığını düşünüyorum o imzanın. Bakın şöyle bir kitap çıkarılıyor Milli Eğitim Bakanlığı'nca o tarihte. Şöyle tutayım. Evet. Görüyoruz. Bu kitabın içerisinde konmuş ama tarih ve sayısı da yanlış. Şimdi orada kararname sureti resmi gazete numarası da olması lazım oluyor. Evet. O yok. Şimdi ikincisi kısaca alayım Sayın Halaçoğlu, süren bitmek üzere efendim kısaca. Evet. Tamam bitiriyorum Hülyan. 1934 Kasım'ında bu kararname çıktıysa Atatürk'ün soyadı kanundan önce Atatürk soyadını atarak imzaladıysa, bu doğruysa, bakın kararnamenin üstünde yazan tarih 1500 küsür. 1589. Bundan 10 gün sonra çıkan kanun hükmünde kararname 1300 küsür. O tarih şeyi de tutmuyor, sayı da tutmuyor. Sayı da tutmuyor diyorsunuz, zaten sahte olduğunu söylüyorsunuz. Sayın Halaçoğlu, şimdi gündemin sıcaklığından ötürü gün ortasında böyle bir başlık açalım dedik mevzuya. Evet. Bu Ayasofya konusuna ibadete açılacak mı, açılmayacak mı, açılmalı mı, açılmamalı mı ya da doğru soru belki de bu. Ama biraz altını da akşam programlarında doldururuz ve detaylandırırız efendim. Programımıza konuk olursunuz. Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu eski başkanı, siyasetçi, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun katkılarınızdan dolayı gün ortasına Habertürk'e. Sağ olun. Bir reklam diyelim mi?